Kamer ay isimli sureden Kur'an'ın sonuna kadar tam 1389 ayet var. Allah Allah, maşallah. Bunu bilgisayarda saymak mümkün oluyor mu? Evet hocam, inşallah. Öyle mi? Evet. Şahane. Bu bilgisayar dehşet. İşte Dabbetül Evet. Arz diyoruz. Nereden çıkarttın diyorlar. İnşallah. Bak Kur'an anlatıyor işte, maşallah. Maşallah. Hicri takvimi 1389 yılı, milat takvimine göre 1969 yılına denk geliyor. Ve bu aya çıkış tarihini veriyor. Doğru. Ayrıca hocam Allah Kamer Suresi'nin ilk ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Saat, kıyamet vakti yakınlaştı ve ay yarıldı diye bildiriyor. 69 yılında gerçekten olaya evet, ama şimdi orada ay hakikaten adamlar çapayla yardılar Evet. gelip aya. O Kur'an'da o yarma diye geçilen Arapçasına bakıldığında toprağın yarılması çapayla veyahut herhangi bir cisimle yarılması anlamında da kullanılan bir kelime. Evet. Dolayısıyla tam mutabık. Evet. Yani Peygamber Efendimiz zamanında da bir mucize olarak ay yarılmıştır. Yani çok kısa süreyle ay birbirine ayrı görünmüştür insanlara. Kısa bir süre. Ve sonra geri kapanmıştır. Evet. Peygamber Efendimiz'in gösterdiği mucizelerden bir tanesidir. Ama kimisi halüsinasyon gördüğünü iddia etti. Kimisi işte bizim gözümüze göründü. Acaba. Kimisi bizi hipnoz etti işte. Hipnozun etkisiyle biz bunu anlayamadık. Bize öyle göründü dediler ve tevil ettiler. Anlamazlıktan geldiler. Halbuki ay ikiye ayrıldı ve yeniden yapıştı. Yani insanlar bunu bu şekilde Evet, gördüler. inşallah. Fakat aynı zamanda bu olaya bakıyor. Çapayla yarılması, yani insanoğlu eliyle. İnsan elinin yarılmaya kastediliyor burada. Bu olmuştur. Evet. Nasıl? Ne Armstrong falan değil mi? Ne böyle Evet. adamlar, birileri vardı. Armstrong çıktı Ha, hocam evet. inşallah. Evet. Evet, o değil mi? Evet. Çapayla gitti. Evet. İlk giriş. Taşın toprağını alıp buraya getirdi ay toprağını. Evet. İşte Kur'an'ın bir işareti de bu.